Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dün çekmiş olduğum ama sizin ne zaman izleyeceğinizi bilmediğim bir en son böyle karışık alışveriş videom vardı. Oradaki ürünlerin neredeyse hiçbirisini kullanmadım. İlk defa bir ilk izlenim olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi şu yeni değil zaten, bir tek sanırım bu eski. Ama kullanacağım fırça yeni. Bu kadar çok övülen ve elinde olmayan bir tek ben vardım herhalde. Naşita'nın bu gözaltı kapatıcısı. Hemen bakalım bu fırçayla nasıl uygulanıyor. Fırçayla mı alalım? Hadi fırçayla alalım. Bağlantı yeri çıtırdadı. Aha, inşallah çıkmaz yerinden. Yok. Nasılsınız? Fena değil sanki kullanımı. Alışır elim diye düşünüyorum. Genelde ben hani hep elimle uygulamayı tercih ediyorum. Sanki çok yoğun kapatıcılığını alıyor gibi. Ama denedikçe daha böyle net fikrim olur. Şimdi o videoda bahsetmediğim, videoyu çektikten sonra elime geçen Flormer'in bu HD Invisible Cover Foundation SPF 30. Bendeki 80 rengi. Ben sanki bir tık açık gelecek gibi orada, anlayamadım ama. Şimdi bakalım önce bakayım bir elimin üzerine uygulayayım. Orta kapatıcılıkta bir şey istedim. Şu benim küt fırçayla bir deneyelim bakalım. Yüzümde hala yastık izleri. Kapatıcılığı bayağı az. O zaman yüzümün yarısına da elimle uygulayayım bakayım. Aynayı da şöyle yukarı koysam mı acaba? Taşır mı? Evet. Böyle renkli nemlendirici gibi. Ama renk oldu. Hadi elimizle deneyelim bakalım. Bunu gene birkaç şeyle deneyeceğiz. Elimle mesela şimdi şey oldu. Emiyor tabii bir kısmını. Bu tamamen bir ilk izlenim videosu. Ben de ilk defa sizlerle birlikte yüzümdeki duruşlarını görüyorum. Böyle bayağı hafif. Ve elimde kaldı. Bayağı. Taraf çekti zaten. O zaman bu tarafa da şöyle komple bir elimizle geçelim. Belki şey olabilir, böyle elimizde hafif ısıtıp şöyle nemlendirici uygular gibi uygulamak daha mantıklı. Face and Body gibi böyle ince hafif yapılı şeyleri, fondötenleri genelde böyle uygulamalar tavsiye ediliyor. Islak bir alaymışım yanıma, iyiymiş ama Allah'tan kağıda avlu peçetemi almışım yanıma. Şimdi çok merak ettiğim ve dün şöyle bir deneyip Instagram'da paylaştığım bir tanesini, o yüzden bugün diğer rengini kullanacağım. Şu şeylerden, likit farlardan pembe olanını şöyle bir uygulayalım bakalım. De böyle bir dağıtma fırçası gibi bir şey alalım. Üstten şöyle dağıtalım temiz bir fırça. Haydi bakalım.
şeyi, şu açık rengi daha patlıyor böyle gözde. Bu daha hafif. Ama sabitlenmesi mesela elimin üzerinde gördüğüm kadarıyla bayağı iyiydi. İçelim mi birazcık daha? Kargalar başladı. Şimdi şöyle bir elimle pıtlayacağım. Dağıtmaya gerek var mı? Şöyle üst kısımlara doğru. Güzeller bunlar. Bir kahve tonları daha vardı ama onu almadım. Bu arada böyle ara ara kontrol edin. Ben bunların bütün oluştuğu, benim kullandığım ürünlerin oluştuğu bir linki eğer videoyu yüklerken unutmazsam aşağıya bırakacağım. Çünkü benim aldığım fiyattan bayağı düşük fiyata inmişti. Bayağı düşük bir fiyata. Şu jel tatulardan aslında maskarayı görmek için ben çok kalem kullanmayı sevmesem de ne yapalım, o zaman alt kirpik diplerimize sürelim şöyle. Dün bunu ben hafif bir denedim. Gerçekten şey, güzel duruyor. Hem şöyle göz içindeki performansına da bir bakarız. Eğer unutmaz isem böyle gün sonuna doğru da duruşlarını şey yaparız. Çekeriz. Şimdi şeyimi aşağıya alayım. Aynamı. Ve şu kaşlarımı önce bir hafif. Tam olsun madem, dolduralım. Şöyle betonlardan bir kalem vardı. Çok parlak bitişli gibi görmüyorum şu anda. Aslında bayağı parlak bitişli diye yazıyordu. Günlük kullanıma uygun. Eğer çok yoğun problemleriniz varsa kapatmaz. O full coverage'lar var. Onlara bakabilirsiniz. Fondöteni ben bir tek Flormer internet sitesinden almıştım. Hem indirimdeydi hem de ilk alışverişe gene bir kupon vardı. Valla 250-255 gibi, yani böyle 500 liralık gibi bir ürüne. Ki pahalı bence. Ama öyle bir fiyat almış oldum. Şimdi Open Up maskara, gene sizin önerilerinizde elimde maskara olmasına rağmen sadece meraktan şöyle tamamen kısa plastik fırçalardan oluşuyor. Bakalım. Ama son aldığım bütün sizin önerinizle de ve en son çıkan ben kendim almıştım. Maskaralardan memnun kaldım. Cidden iyiymiş. Kumrala'da sanırım sen önermiştin bunları. Hiçbirisi boş tutmadı. Yani boş çıkmadı. Benim olmayan kirpiklerimde bakar mısınız? Ay şöyle kaldırmadım şimdi. Kaldırmayayım, bak boyadım hemen. Bir kat daha geçelim bakalım, görelim. İyi oldu üst kirpik diplerimize kalem sürmediğimiz. Daha net. Güzel. Bir de şu çok dipten uygulamayı ben bırakabilirsem eğer, çok mükemmel olacak. Abuk bir yamuk çekilmiş göz kalemi şeyi veriyor. Havası veriyor. Bakın gene özensiz sürüyorum ama çok sevdim. İnşallah akmaz kokmaz. Şimdi ne yapalım?
Hafif bir topaklanma hissediyorum ama ben böyle kalın birazcık topaklanmış kirpikleri de seviyorum. Şundan bir şeyim. Benim cildime olur mu olmaz mı diye en kötü ihtimal şimdi ne vereceğim. Zaten onun teni çünkü daha açık. O yüzden elimi bol bol alıştırıp nerede benim fırçam? Ha. Belli oluyor. Hafif. Zaten şey hani böyle çok belli olsa da olmasa da önce bir deniyorum. Şimal benim kadar makyaja düşkün değil. Hele cilt makyajı hiç yapmıyor. Ama oldu. Şuraya birazcık daha. O yüzden mesela fondötenler falan veremiyorum ona. Zaten ten rengimiz uymaz. Ama diğer ürünlerde ben ona veriyorum. Sonra bir gün öyle canım aa ben de bundan vardı deyip ya da ona gittiğimde görüp tamam anne al bunu diyor. Şimdi dudak kalemi gene Lykke'din. Önce şunu bir sürelim. Şey yapalım dur. Önce bununla çünkü iki tane şey var. Uygulayacağım ruj var. Bu kalemler de güzel yalnız şey gerçekten kalıcı mesela ruju sildiğim zaman kalemler kalmış oluyor. Numarasını söyleyeyim bunun. 510 Tawny. Şimdi şu meşhur Kiko'nun 17 numaralı glossuna muadil gösterilen Flormer'in Davies'inin bu 27 numarası. Bu da çok güzel bir indirime girmişti. Dün bunu da denedim. Çok güzel duruyor. Şimdi tekrar böyle bunda güzel böyle bir koku var. Sonra başka bir şey deneyeceğiz. Şimdi bunu sileceğim ben. Gene ışığın yani oradan geliyor. Bunların bir tek sıkıntısı öncekinde de söylemişimdir muhtemelen şey parlaklığı falan gittikten sonra gün sana dair simleri kalıyor. Creamy Stylo'lardan bu da 2 numara. Bu da güzel bir şeftali. Sevdim. Şimdi bunun üzerine şu pembe alt tonlu olduğu için olmaz. Ama mendeki öbür rengi uygulayayım. İki renk var bende bu seriden. 05 numarası bu. Bakalım nasıl olacak? İçeriden sesler geliyor yine. Maskaraya bakar mısınız? Şu ışığa çevireceğim zaten. Bu kadar. Yani tek farla sabitlendi bu güzel. Altta çektik. Bir de şunu uygulayalım. Davy olan Lykke'ın şeyini, makyaj sabitleyicisini.
Şimdi de bunları yerine kaldırmak var. Böyle sizin yanınızda kaldırmaya çalışıyorum ki sonradan bana iş çıkmasın tekrardan diye. Ama şu farlar gerçekten çok güzelmiş. Çok beğendim. Bunları da far yerine koyalım. Dün tabii ben şeyi görünce o indirimi söyleyin. Ne yaptım? Görürsünüz muhtemelen ama söyleyeyim. Bu göz kremlerinin bir açık simli kahve tonu var. Bir onu bir de böyle mürdüm bordo gibi. Bende var ama bunlar daha akmadığı için aslında onu tercih etmeye çalıştım. Bordo bir far aldım. Bir de kırmızı bu likit allıklardan. Zaten bende iki rengi var. Üç renk totalde bildiğim kadarıyla. Kırmızı ama o da böyle turuncumsu gibi duruyormuş. Onu aldım. Onlar gelecek. Yani kaçırmayayım dedim bari o şeyi, fırsatı. Şimdi saçlarımızı da açalım ve parfümümüzü de sürelim. Bu da Dolce Gabbana Devotion. Çok güzel bir parfüm. Belki yazı ağır gelebilir ama Serjof'un Yira'sını biliyorsanız eğer ona benziyor bayağı. Fırçalarım da burada kalsın. Bakın temizledim bile ortalığımı. Ay bu arada şunu da linki vereceğim ama orada göstermiştim. Çok güzel ürünler fakat ne olur beyaz istemeyin. O vereceğim linkin içinde olacak. Çok da güzel, uygun fiyata 60 küsür lira. Yok yani çıkmıyor. Bunlar böyle böyle kullanıyorum. Belki alırsam bir tane daha şey isteyeceğim. Koyu renk gönderin diyeceğim. Şimdi hazır mıyız? Hoppa. Rujda ikisi güzel kombo oldu. Niye bu kadar yakından tutuyorsam? Fondöten de günlük kullanım için bence fena değil. Ama maskaraya kalem çekmeye gerçekten gerek yokmuş. Çok beğendim. Evet, böyle arkadaşlar. Yani güneş koruması da var mesela içinde fondöten, o yüzden de tercih edebilirsiniz. HD belki kamerada güzel gözüküyor diyor ama bakacağım, inceleyeceğim şimdi nasıl gözüküyor kamerada. Peki, izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeniden merhaba. Şu anda saat kaç? 4. Ben 10.30 gibi falan yaptım. Yani herhalde bir 6 saate yakındır falan makyajım, suratımda bir güncelleyeceğim demiştim. Videonun sonunda bunu ekleyeceğim herhalde. Cildimde olduğu gibi duruyor. Burnumu sildiğim için burun kenarlarım akmış olabilir. Tabii ki rujumu tazeledim. Glosslar biliyorsunuz ki yani. İşte maksimum hiçbir şey içmezseniz bir saat kalıyorlar. Göz kalemi şöyle alta içe çekmiştim ama çok oynak ve ıslak bir yer olduğu için daha böyle altı buğulu gibi aktı. Yani çok böyle hani şey gibi olmadı, panda gibi olmadı ama dün mesela gözlerimin üst kirpik diplerine sürdüğümde, akşam çıkarttığımda hala duruyordu. Başka bir videoda gene göz üstüne deneyip ekstradan bir yorumlarız. Ama hani şu anda çok kötü durmuyor bence. Gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum ne diyorsunuz. Bunu videonun sonuna ekleyeceğim bir güncelleme olarak. Allık falan da duruyor. Yani bence çok silinmediler. Fondötende dediğim gibi günlük öyle çok parlak bir görüntüsü yok. Daha böyle nasıl diyeyim, kendi cildinizin böyle birazcık daha pürüzsüz ve düzgün hali gibi duruyor. Renk de doğru almışım, açık dedim ama değilmiş. Yani bu arada fondöteni farklı şekillerde denemeyi de devam edeceğim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere.